Muhammed Bije. Çölün vampiri lakaplı Muhammed Bije, 16'sı 8 ile 15 yaş arası çocuk ve 2 kişi yetişkin olmak üzere en az 18 kişiyi öldürerek İran'ın 70 yıllık suç tarihine geçecekti. Muhammed Bije, İranlı bir seri katildi. Haziran 1999 ile Eylül 2004 arasında 18 kişiye tecavüz edip öldürmekten suçlu bulundu. 100 kırbaç ve asılarak idam edilme cezasına çarptırıldı. Tahran civarında çocukların öldürülmesi, İran'da son 70 yılın en büyük ceza davası olarak kabul edilecekti ve İran'da kamuoyunu güçlü bir şekilde etkileyerek infial uyandıracaktı. Hayatına dair. Muhammed Bijeh olarak bilinen, tam adıyla Muhammed Basjeh, kalabalık bir ailede dünyaya geldi. 6 erkek kardeşi ve 6 üvey erkek kardeşi vardı. 4 yaşındayken annesi kanserden öldü. Babası Bijeh'in annesinin ölümünden hemen sonra tekrar evlenen bir tüccardı. Annesini hatırlayamayan Bijeh, babasının barbar biri olduğunu ve çocukluk döneminde onu dövüp bacaklarını zincirlediğini söyleyecekti. Ayrıca babasının onu defalarca döven ve bacaklarını zincirleyen bir insan olduğunu ve bunun sonunda kan görünce coşkulu hissetmesine neden olduğunu anlatacaktı. Muhammed Bijeh, 11 yaşındayken fakir ve kalabalık ailesi İran'ın Afganistan ve Türkmenistan sınırına yakın Horasan eyaletinin Hatunabad şehrine taşınmışlardı. O yaşta yakındaki bir tuğla fabrikasında çalışmaya başlamak için okulunu yarım bıraktı. Bu da yetmezmiş gibi işe başladıktan kısa bir süre sonra Muhammed Bijeh birkaç kez tuğla fabrikasında tacize uğramıştı. İleride alınan ifadesinde Muhammed Bijeh zamanında tacize uğradığı için toplumdan intikam almak istediğini, annesinin erken ölümü ve çocukluk döneminde yaşadığı ilgisizliğin acısını çektiğini itiraf edecekti. Bijeh cinayetlerin ana nedeni hakkında şu yorumu yapacaktı. Çocukluğumdan beri çok acı çektim ve hayatımı başkalarıyla kıyasladığımda bu tür eylemlerde bulunmak zorunda kalacaktım, dedi. Bijeh mahkemede Mart ve Kasım 2005 arasında 16 çocuğa tecavüz edip öldürdüğünü itiraf edecekti. Cinayetler. Muhammed Bijeh ve tuğla fabrikasında birlikte çalıştığı arkadaşı Ali Bagi, onlarla birlikte çocuklara tavşan ve tilki avlamayı teklif ederek birçok çocuğun Tahran'ın güneyindeki çöle kadar gelmelerini sağlıyorlardı. Yöntem kurbanlarını boğmak veya zehirlemek ve ardından öldürmeden önce de onlara cinsel tacizde bulunmaktı. Daha sonra cesetleri çölde sığ çukurlara gömdüler, çürüme kokusunu gizlemek için de etrafına ölü hayvanların cesetlerini yerleştirdiler. Eroin bağımlısı olan arkadaşı Ali Bagi, ilk başta cinayetler işlenirken tereddüt ettiğini, ancak Muhammed Bijeh onu tehdit ettikten sonra ona yardım ettiğini söyleyecekti. Kurbanların birçoğu görünüşe göre İran'dan sınır dışı edilmekten korktukları için çocuklarının kayıp olduğunu bildirmeyen yoksul Afgan mülteci ailelerdendi. Horasan sakinleri polisin olayı düzgün bir şekilde soruşturmadığını ve büyük bir beceriksizlik gösterdiğini söylüyorlardı. Bijeh birkaç ay geçici olarak gözaltında tutulmuştu geçmiş işlediği suçlardan, ancak daha sonra serbest bırakıldı ve bu serbest kalıştan sonra ona 7 cinayet daha işleme fırsatı verilmiş olacak. Tutuklama, yargılanma ve hapis. Sonunda Muhammed Bijeh tekrar tutuklandı ve cinayetlerle suçlandı. Bijeh 24 Eylül 2004 tarihinde tutuklandı ve mahkeme başkanı Mansur Yavarzadeh Yeganeh ve diğer 4 avukatı altında yargıçların çoğunluğu tarafından Tahran Ceza Mahkemesi 74. Şubesinde yargılandı. 27 Kasım 2004'te idam cezasına çarptırıldı. Arkadaşı Ali Bagi ise cinayetlere yardımcı olmaktan 15 yıl hapis cezasına çarptırılacaktı. Muhammed Bijeh tutuklanmaması halinde 100 çocuğu öldürmeyi düşündüğünü söylemişti. Ölüm cezası hakkında da şunları söyledi: "Ölüm cezasını hak etmiyorum." Kurbanların akrabalarından 4'ü şikayetlerini geri çekmek için kendilerine teklif edilen kan parasını kabul ettiler ve bu nedenle Muhammed Bijeh bu davalardaki ölüm cezasından kurtuldu, ancak bu onu diğer cinayetler için infazdan kurtaramadı.
16 Mart 2005 tarihinde cinayetlerin meydana geldiği çöl bölgesi yakınlarındaki Paktaşt kasabasında yaklaşık 5000 kişilik bir kalabalığın önünde Bijeyh'in gömleği çıkarıldı ve demir bir direğe kelepçelendi ve burada farklı adli makamlardan gelen yetkililer tarafından 100 kırbaç cezasını çekmesi için kırbaçlandı. Ceza sırasında birden fazla kez yere düştü ama asla bağırmadı. Kurbanlardan birinin akrabası güvenliği geçmeyi başardı ve Muhammed Bijeyh'i sırtından bıçakladı. Muhammed Bijeyh'in boynuna asılacağı ilmeği geçirme şansı ise kurbanlardan birinin annesine verildi. Kadın sanığın yanına yaklaşarak boynuna ilmeği geçirdi ve yetkililerin işaretiyle ölünceye kadar bir vinçle yaklaşık 10 metre havaya kaldırılarak Muhammed Bijeyh asıldı. Bu esnada seyirciler "Mark Bar Bijeyh" yani Bijeyh'e ölüm diye bağırıyorlardı. Muhammed Bijeyh'in asılması ülkeyi şaşkına çeviren bir davanın son perdesiydi. İran medyası tarafından Tahran Çöl Vampiri lakaplı Bijeyh, görünüşe göre yetkililere itiraf ettikten sonra 16 çocuğu ve 2 yetişkini öldürmekten suçlu bulunarak asılmıştı.